Nahl suresi 94, şeytan Allah'a sanırım. Yeminlerinizi kendi aranızda diyor, bir bozgunculuk unsuru edinmeyin diyor Cenab-ı Allah. Sonra sapa sağlam basan ayak kayar ve Allah'ın yolundan alıkoyduğunuz için kötülüğü tadarsınız. Ayrıca büyük azap da sizin içindir. Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Mesela vardır bazıları, eğer diyor bu kardeş, bu kişiyle bir daha görüşürsem Allah beni helak etsin. Yemin ediyorum görüşmeyeceğim diyor. Ulan Müslüman kardeşin böyle yemin olur mu? Bak ne diyor Cemal? Allah'ın ahdini ucuz bir değere karşılık satmayın. Mesela geçici bir kin için, geçici bir nefret için veyahut mesela parasını ödemedi diye ömür boyu bir daha görüşmeyeceğim diyor. Yemin ediyor. Böyle yemin olmaz diyor Cenab-ı Allah. Yanınızda olan tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Sabredenin karşılığını, yaptığının en güzelini biz muhakkak vereceğiz. Sabretmek insanın dengeli olmasını sağlar. İnsanın çoğu sabredemediği için rezalet çıkar. Dostlukları gider, sevgileri gider, kavga ederler. Tahammülsüzlükten acayip bir kin meydana gelir. Sabır sevginin ilacıdır. Sabırı ortaya koyduğunda her türlü anormali çözen bir merhem gibidir. Her türlü hastalığı çözer sabır. Erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz de onu güzel bir hayatta yaşatırız. Bak diyor ki Allah, samimi olursa diyor bir kadın veya erkek, ben onu diyor güzel bir hayatta yaşatırım diyor. Maşallah. Ama bak şartı samimi olmaz. Evet. Bu bir mucize bu. Tabii. Net diyor güzel hayatta yaşatırım diyor. Evet. Yani ikinci bir ihtimal söylemiyor ona. Evet. Ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzelini muhakkak veririz. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şeytandan Allah'a sığınmak farz. Kur'an okunduğu zaman. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerine onun şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Bak iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler. Rabbine tevekkül etti mi ne olur bir insan? Son derece rahat eder. İnşallah. Bir iman ediyor. İman efendim zaten tevekkül olmaz. İman ettikten sonra hakkıyla iman edince, tevekkül edince biri kötü bir söz söylüyor. Tevekkül ettiği için bunu Allah yaratıyor diyor. Rahat. Evet. Parasını kaybediyor. Allah yarattı diyor. Rahat. Bir hastalık geliyor. Allah yarattı diyor. Rahat. Makamını mevkisini kaybediyor. Allah yarattı diyor. Rahat. Hiçbir şey onda yıkıcı etki meydana getirmiyor. Evet. Yıkıcı karşılık vermiyor, öfkelenmiyor, sinirlenmiyor, asmıyor, kesmiyor, hiçbir şey yapmıyor. Makul, dengeli insan oluyor. Dolayısıyla şeytanın avcına düşmemiş oluyor. İnşallah. Ha, öbür türlü de öfkeyle kalkan zararla oturuyor. Başını belaya sokuyor. Ya kendine zarar veriyor, ya etrafındakine zarar ediyor. Sevdiği kişileri kaybediyor, dostlarını kaybediyor. Öfke onu geriyor. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerine onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Yani etkileyemez sizi diyor Allah. Zorlayıcı gücü yoktur. Öbür türlü olduğundan zorlayıcı gücü oluyor işte. Evet. Adam dayanamıyorum abi diyor. Evet. Dayanamadım diyor ve belanın içerisine giriyor. Bak onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlere artık bağlanmış. Ve onunla ona Allah'a ortak koşanlar üzerine şeytanla Allah'a ortak koşuyor.